çaldı Dural Dayı. Koyman Aygelen Aygelen Gücünde marşında yayılır yılan Gözlerim ötmüştü evlerim İran Varmış o dünyada dengini bulan Alırın aklımı koyman Aygelen Gücünde başında da Yağan kar idim, günde oldukça ılgızıl güzel idim. Evvel yarın sevgilisi ben idim, şimdi uzaklardan bakan ben oldum. Ay gelin. Tamam mı? Nerelerim buluyor, balıklarım buluyor. Zahirli zahirli, söylemem bana, ben yaylarım buluyor. Evet. Dural Dayı'nın emekli olmadan önce kaldığı ev, yani geçen sene, pardon 2 yıldan beri artık öbür eve transfer olmuş. Normalde hep burada kalıyordu. Çünkü burada çok soba yakmıyor. Sıcağı sevmiyor kendisi. Kaldım bu evde. 63'te hesap et. 60 olsa Mart 40 oradan. Şimdi. 40 oradan 20 de buradan. Öte 60 sene. Boş ver. 60 senedir bu evde Karımla durdum diyor. Evleneli. Evet. 12-13 kişi yatırdık. Ha. Evet, burayı boşaltmış gayri. Saat 6'da durmuş. Konforlu eve geçmiş Dural Dayı. Dikkat et sesi var dedi. Az küçük dedi. Dilleri gayet tatlıydı. Şimdi davara gitmez oldun, emekli oldun, sıkılıyor mu evde? Buyur. Davara gitmez oldun, sıkılıyor mu evde? Ya Allah, edin sen de sen Allah Allah Allah. Şimdi derin kazmayı omuzlasam, geveni bir geven çıkarsam derin. Kaç sene yaptın askerliğini? 2,5. 2,5 sene. Evet. Mart'ın 2'sinde bir kar yağdı. 18 gün canlı sinek görmedim. Öyle itibadım kesildi. 18 gün. Geçen sene mi? Yok, hayır oldu. Önceden. Önceden. Askerliği nerede yaptıydın sen? Ben Siirt'in Pervari'de. Pervari'de yaptın. Var. Diyeceğiz inşallah. Uğur demler çayı ya. Dural Dayı'nın manzarası bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aslında şu evde kalıyordu. Şimdi artık davara gitmeyince bu eve transfer olmuş. Tabi o evde soba falan pek yakmıyordu. Buraya... Niye giyindim? Gel ikini giysene ya. Gözünün biri görmez. Biri daha en gücü feri gitti. Evet. Yaşlılık çok zor.
Mağarada çayı hazırladılar arkadaşlar. Biz Dural Dayı'yla Aydın sohbetine devam ediyoruz. Çünkü hayatının pek çok kısmı Aydın'da geçtiği için Aydın çevresini dinliyorum Dural Dayı'dan. Yani 85 yaşındaki bir insanın Torosların tepesinde Aydın'ı karış karış biliyor olması hiç şaşırtıcı gelmesin. Zira 1600'lü yıllarda Aşık Ömer var. Aşık Ömer de Aydın'dır ilimiz, Gezdevi'dir köyümüz demiş. Dolayısıyla bizim bu hem yani fiziksel olarak hem de organik olarak Aydın'la bağımız, tarihsel bir geçmişi var muhtemelen. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Uğur zahmet etmiş. Ellerine sağlık. Şimdi çay zamanı. Ne kavun yediriyor, kimine karpuz demiş. Zahmet ettiniz ya, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun ya, gerçekten. Ne zahmeti? Yemek nasıl böyle? Tuttuklarımızı yemek nasıl böyle? Amin. Çocuklarımıza hayırlı geçimler verelim. Fatma şeydir, eve bunlar sen ne al bellendir? İyi kız bilmesin mi, Fatma bellemesi mi var deri? Aklına dizilir gelir deri. Hissedince gelir tabii. Gelir, gelir Arun. 85. Taha, ha 10 gün var. Küçükken amcalarımla oynamış olduğu bir oyunu bahsedecek şimdi yenge. Evet. Yenem vene, yengiş tane, nane koku, dilber otu, tas tas, billon pıs derdi. Hemen kakardı, ardımıza mendili kordu, yerine otururdu. Bakardık hemen arkamızda mendil, alırdık mendili, kakardık. Bazı da haberi olmayana kendi oradan tekrar alırdı mendili, dönerdi gayrı bir taha dönerdi tekrar. Hmm. Hiç böyle kimsenin kalbini kırmazlardı. Çok ehlizlerdi, sakinlerdi. Özellikle amcalarından bahsederken diğer çocuklar diyor o mendili kaldırmak için tabi ceza arkasında görmediyse o mendili ceza olarak sırtına vurulur oyunun. Vurdu. Oyunun tekniği o. Ama amcaların diyor hiç vurmazdı diyor. Vurmazdı. Hatta diyor, yüzüne yüzünüze vurursunuz diye onlara kızardı diyor. Özellikle Hamza emmimi hatırladı burada. Aynen. Hamza emmim o. Şimdi Hasan Hüseyin emmi. Evet. Beraber dik birimiz vardı. O dik evdi. Evet. Daha belki dik ev bilirsin diye. Şeyde düzün kenarında kın diyorsun. Düzün kenarında evet. Dik bir ev var. Doğru evet. Ben de yedi dedendiydi. Ben de deden de çok maniler söylüyordu. Evet. Bir ayran bidonunu yüklenmiş. Bu yelete gidiyorum. Dedeğim oraya. Hmm. Ayran verecek. Evet. Düzün ortasına vardığında Fellah Bey'in yanı ona vardığında bidon kapağı bir açılmış. Ha. Ayran böyle bir püskürmüş. Bidon sıkışmış. Bunun yüzü, gözü her yanı batmış. Bembeyaz ayran oldu. Bembeyaz ayran oldu. Ayran biraz deli miydi ki acaba? Ya bidon sıkışmış. Ha çalkalandığı için herhalde. Çalkalanınca ha. Tam ben evine ona vardığında bidondan bir püskürmüş ayran böyle güve. Evet. Duralı ayranı içti, duralı kaçtı diye dedim. Manile söylemeye başlamış. Allah rahmet evet. Etsin. Amin amin. Ne yapacağım işte. Bayırda mı diller köyünde? Ha Bayırda mı köyünde mi? Bayırda mı diye bir köy var. Var. Ha onu ben bulayım gidince. Öyle rahmetli dedem vardı o dedem. Evet. Onun yanı başında yayla diller bir köy daha vardı. Yani yayla köyü bir de Bayırda mı öyle mi? İkisinin arasından rahmetli Ali dedem akşam ezanı geçerdi. Sövürdü sövürdü. Nereye giderdi? Yaylaya giderdi o. Orada ne iş yapardı? Çalı kırardı zeytinler. Ha zeytin bahçesi açardı. Ha. Benim Ali dedem. Ali dedem. Ha. Akşam ezanı sövürdü sövürdü yaylaya giderdi. Niye orada kalıyor, orada kalmıyordu ki acaba? Yaylada yatsın, niye yaylada yatmamış? Ya şey kendini unutuverirdi. Akşamın olduğunu. Ha, çok çalışacağından dolayı. Çok çalışacağın, ağanın gözüne gireceğin diye. Ha. Ondan yapardı onu. Ha. Yani çok çalışacağım diye unutuyor kendini. Ağanın gözüne gireceğin diye. Anladım. Allah rahmet eylesin. Rahmet ne oldu dedim. Kuyu çamurcusuydu. Yapı yapanları. Öyle mi? 3 gün bizim evde çalıştı. He. Dede o. Evlerde çamur karmak da tabii harcı olmadığı için
zor bir iş değil mi? Zor değil de bileceğin. Ha, oranını bileceksin. Anlayacağım. Öyle mi? Bileceğin. Ha. Her adam yapamaz onu. Bak onu bilmiyordum işte. İçine saman filan atıyorsun değil mi? Oho. Varsa. Ha. Olmaz. Ama cam ustalarından biri vardı. O koyun hatırını yolardı. Hatırları yapardı. Amcam Mustafa. Üç köşe yığınardı, bir köşesi kalırdı. He. Martı Sividel vardı, o da hatıldı yedi. Bu arada yağmur geldi. Muhtemelen buraya kar atmaya başlayacak. Şöyle karşı dağları da gösterelim manzarayı. O çay içer. Habire vallahi çay içer. Ben de oturuyorum yanında. O da yanı başımızda. Telefonu alırmış bizim konuştuğumuzu. Milyası sever. Bizim köyün adamı, asarlığın adamı Sokuyu sever. Doğru. Bu Kuşadası sonradan mı çıktı bizim köylülerin gitmesi? Oho, Kuşadası daha dün çıktı, Osman'ın gününde. Ha. Kısmaz Liseli. Osman Kısmaz Liseli'nde çalışırdı. Ondan sonra mı başladı Kuşadası? Ondan sonra sahurun başı aldı. Kıvıraldı, zıvıraldı, bir şey oldu. Bizim köyünde kaldık. Balada vardık. Denizin kıyısı. Evet. Balada denizin içinde piyango kaldık.